bunların ana hedefi aslında Amerikan rüyasını bitirmeye yönelik. Çünkü küresel elitler Amerikan rüyasından yeterince nemalandılar. İşte yeni bir rüyaya ihtiyaç var. Bu yeni rüya küresel bir rüya. İnsanlar bütün baktığınızda tarihte ilk defa dünyanın her yerini bulan bir virüsle karşı karşıyayız. Bir olayla karşı karşıyayız. Bunun denemeleri de işte ikiz kulelere saldırılar. Efendim 2008 krizi, ama onlar bile bu kadar etkilemedi. Ama o daha çok orta ve üst gelir gruplarını etkilemişken bu artık zengin fakir ayırmıyor. Ha, fakir daha kolay ölüyor. O ayrı bir şey. İşte bu noktada küresel bir rüya tezgahlamaya çalışıyorlar. Bu küresel rüyada şimdi koronavirüs aşı muhabbeti üzerinden işte bir dijital aşı pasaportu vesaire. Ama görüyoruz ki koronavirüsün yayılma hızı da düşüyor. Vaka hasta sayısı da düşmeye başladı. O zaman akla şu geliyor. Ne tezgahlıyorlar? Çünkü şunu biliyoruz. Türkiye de bunu hissediyor. Gıda ve su üzerinden, iklim üzerinden yeni bir operasyona hazırlandıklarını biliyoruz. Diğer taraftan bakıyoruz ki küresel elitler binaları satıyor. Kendi varlıklarını bina anlamında satıyor ama arazi alıyorlar. Hani bu düğün değil bayram değil bu hikayesi gibi bir şey. İşte bu yapı içinde aslında tezgahladıkları Çin modeli, despot bir devlet, gözetlenen bir toplum, biyoteknoloji ve genetik üzerinden kontrol altına alınmış bir insanlık ve de şirket sosyalizmi. Yani insanların ancak karnını doyurabildiği bir düzende karı koca ilişkisine kadar müdahale edecek bir yeni insanlık düzeni. Benim okuduğum bu ve bin defa da yanılmak isterim.